Yüksek Seçim Kurulu'nun bütün partilere vermek zorunda olduğu seçmen bilgileri bugün sanki Mernis sisteminden sızılarak elde edilmiş gibi servis yapılıyor. Bu bir problem. Şimdi yeni meclisimiz kişisel verilerin korunmasına dair kanun çıkardı. Bu kanunla birlikte her türlü kişisel veriye erişim güvence altına alınıyor, ilave tedbirler alınıyor ama her şeye rağmen erişildiği zaman da buna erişenlere çok ciddi hapis cezaları geliyor. O yüzden bu ve bu yola tevessül eden kötü niyetli kişilerin bunu kulaklarına iyice yer etmesini özellikle istiyorum. Dolayısıyla bundan sonra buna benzer yapacakları işlerin hesabını verecekler. Önceden yasal düzenleme yoktu. Yeni yasal düzenleme yapıldı. Şu anda Cumhurbaşkanımızın onayında, bugün yarın da onaydan çıkar, yürürlüğe girer. Dolayısıyla bunun ciddi bir bedeli var. Bunu yapmanın bir bedeli var. Yani bu yasa olmadan önce de bu ahlaki bir şey değil. Bu vatandaşlığa, dürüstlüğe, hakka, hukuka uyan bir şey değil. Bir şeyin altını tekrar çiziyorum. Bu bilgiler bilgi havuzundan internet siber ortamındaki bilgi havuzundan elde edilmiş bilgiler değil. Delillere bakıyoruz. Bunların Yüksek Seçim Kurulu'nun vermekle zorunlu olduğu, bütün partilere vermekle zorunlu olduğu bilgilerden ibaret olduğunu görüyoruz. Buna rağmen bu bize bir şey gösterdi. Demek ki bu seçim kanununda da yeni bir düzenleme yapmak lazım. Bu bilgileri ya vermemek ya da belirli kısıtlamalar getirerek vermek. Artık bilişim gelişti. Yani vatandaşın sandık kurulları, sandıklardaki seçmen listelerine erişim problem değil. Dolayısıyla seçim zamanı bu bilgiler belirli bir kısıtlamayla verilir. Orada seçmenlere yardımcı olacak listeler şeklinde verilir. Onun dışında partilere bu bilgiler paylaşılmaz. Çünkü bir kişiyle paylaştığınız şey artık sır değildir. Sır sizin kafanızda durduğu müddetçe sırdır. Bunlar da sırdır. Kişisel bilgiler sırdır. Ama yasal bir zorunluluktan seçim kurulunda yapacağı bir şey yok, vermiştir. Gelişen bu şartlar altında hem yasal düzenleme yapılıyor hem de idari ve adli soruşturma başlatılmış durumda. Sayın Bakanım, dediniz yurt dışı kaynaklı illere geçerse eğer en ağır cezayla cezalandırılacaklar. Evet. Peki, bu yasada bu cezalar var. Evet, bu konu yüzünden mağdur olan vatandaş TC kimlik numarasını değiştirmek için başvuracak. Ben vatandaşlara şunu tavsiye ediyorum bu aşamada. Yani ben de varım mıyım diye merak edip sisteme girme yarışında olmasın. Niye diyorum bunu? Siz kendinize ait bilgileri zaten biliyorsunuz. Oraya girmek bir tuzaktır. Sizin girmenizi istiyorlar. Girdiğiniz anda size ait başka bilgilere ulaşmak istiyorlar. O bilgiyle, kimlik bilgisiyle bir şey yapamaz. Yani tek tek kontrol etmemek mi gerekiyor? Hiç kontrol etmeye gerek yok. Yani kontrol etmek bu kötü niyetlerin daha sonraki emellerine hizmet etmek anlamına gelir. O yüzden biz hükümet olarak meselenin farkındayız. Gereken hem bilişim altyapısı anlamında çalışmalar devam ediyor, hem de yasal idari soruşturmalar devam ediyor. Şu kesin ve net, bu bir
sisteme sızma yoluyla şu anda elde edilmiş bir bilgi değil. Geçmiş dönemde seçim münasebetiyle partilere verilmiş disketlerden birileri bunu orada ele geçirmiş. Şimdi de kafa karıştırmak, vatandaşları rahatsız etmek, sanki Türkiye'de sistemlerin güvenilir olmadığı algısını yaratmak ve kötü amaçlı kullanmak için malum örgüt bunu kullanıyor. Ve maalesef bunu da aleni yapamıyor. Başka bir ülkeden, başka bir kayıtla yapmaya çalışıyor. O kayıta ulaşıyorsunuz, onu kapatıyor, başka kayıt açıyor. Dolayısıyla vatandaşlar buna rağbet etmesinler. Asıl bilgileri sağlamdır. Merniç sisteminde muhafaza edilmektedir.